Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Anıttepe Yayınları 5. Sınıf Türkçe ders kitabının 220, 221, 222, 223 ve 224. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 220'den başlayalım. Kasiyerler çalıştıkları yerlerdeki ürünlerin fiyatlarını nasıl akıllarında tutarlar açıklayınız. Kasiyerler akıllarında tutmazlar, barkod sayesinde bütün ürünlerin fiyatını bulabilirler. Marketten ya da herhangi bir mağazadan alışveriş yaparken, kasiyerler ürünlerin fiyatlarını listeden bakarak hesaplasalar alışverişiniz hızlı olur muydu açıklayınız. Hayır, hızlı olmazdı. Herkes birbirini beklemek zorunda kalırdı. Sayfa 221, birinci etkinlik. Görselleri inceleyiniz. Verilen görseller ile okuduğunuz metnin içeriğini karşılaştırınız. Görsellerde ürünlerin barkodu bulunuyor. Metinde ise barkodun nasıl oluştuğu ve ne işe yaradığı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci etkinlik. Metine geçen kelime ve kelime grupları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz ve cümle içinde kullanınız. Veri, anlamı, bilgi, cümlem, bu verileri bilgisayara geçirdim. Merak. Anlamak veya öğrenmek istemek. Her şey merak edilmez. Ortaya çıkmak. Meydana çıkmak, türemek. Kaybolan oyuncak ortaya çıktı. Ürün. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. Bu ürünlerin hepsi çok güzel. Özgü. Birine bir şeye ait olan has, mahsus. Bu bilgiler bana özgü. Stok. Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü istif. İstediğim ürün stokta bulunuyormuş. Sembol, simge. Bir markaya sembol çizdim. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Barkod'dan en çok kimler yararlanır? Neden? Satıcılar barkod sistemi ile ürünle ilgili çeşitli bilgiler verir. Barkod nasıl ortaya çıkmıştır? Satıcının tüm ürünlerinin bilgilerini kaydedecek bir sistem araması sonucu ortaya çıkmıştır. Barkod sisteminin bağlı olduğu bilgisayar sistemi ürünle ilgili hangi bilgileri içerir? Adı, fiyatı, satış miktarı, üründen stokta ne kadar kaldığı gibi bilgiler verir. Sayfa 222. Barkod numaraları nasıl oluşturulur? Numaralandırma sisteminden yararlanarak oluşturulur. Türkiye'nin ülke kodu nedir? Ülkemizin kodunu bilmek günlük hayatta ne işimize yarar? 868 ve 869'dur. Bu kodu bilmek günlük hayatta yerli malı ürünleri kullanmamızı teşvik etmek adına önemlidir. ISSN nedir? Uluslararası Standart Süreli Yayın Dergi numarasıdır. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki tabloda barkodun kullanıldığı bazı alanlarla ilgili internet haberleri verilmiştir. Barkodun kullanıldığı alanları karşılarına yazarak günlük hayatımıza katkılarını tartışınız. Birincisi posta, ikincisi kitap, üçüncüsü ise alışveriş. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki tabloda verilen cümleleri okuduğunuz metinden hareketle örnektiği gibi işaretleyiniz. İkincisi yanlış, üçüncüsü yanlış, dördüncüsü doğru, beşincisi yanlış, altı ve yedinci ise doğru. Sayfa 223. Altıncı etkinlik. Aşağıda bir barkod örneği verilmiştir. Okuduğunuz metinden hareketle barkod numaralarının neler ifade ettiğini yazınız. Gördüğünüz gibi burada da 979 ülke veya simge kodu. Ondan sonraki 4 numara üretici kodu. Ondan sonraki 5 numara ürün kodu. En sondaki ise kontrol basamağı. 7. etkinlik. Okuduğunuz metinden hareketle barkod sisteminin faydalarını maddeler halinde yazınız. Metinden örnekler vererek konu hakkında açıklamalarda bulununuz. Barkod sayesinde ürünün bütün bilgilerine ulaşılabilir. Kısa zamanda işlem tamamlanır. Barkod sistemi olmasaydı günlük hayatımızda ne gibi zorluklarla karşılaşırdık? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Kasadaki sıra uzardı ve alışverişimiz çok uzun sürerdi, zaman kaybı olurdu. 8. etkinlik. Alt çizili kelimelerdeki ses olaylarını belirleyiniz. Yaradığını, ünsüz yumuşaması. Kalınlıktaki, ünsüz benzeşmesi. Kaydedecek, ünlü düşmesi. Stokta ünsüz benzeşmesi. Kaldığı ünsüz yumuşaması. Basamağa ünsüz yumuşaması.
Sayfa 224, 9. etkinlik. Aldığınız ürünün barkodu olmasa ne gibi zorluklarla karşılaşırsınız yazınız. Barkod olmasaydı alışverişimiz çok uzun sürerdi ve zaman kaybı yaşardık. Kasada uzun kuyruklar oluşurdu. Kasiyerler bu durumdan dolayı fiyatları ezberlemek zorunda olurlardı. Bu yüzden de birçok karışıklık ortaya çıkabilirdi. Kasiyerler müşteriye yanlış fiyat söyleyebilirdi. Bir sonraki derse hazırlık. Sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yönlerini araştırınız. Sosyal medyanın olumlu yönlerine örnek verecek olursak birçok bilgiye istediğimiz zaman ulaşılabiliriz. İstediğimiz kişiyle konuşabilir ya da mesajlaşabiliriz. Olumsuz yönlerinde ise zaman kaybı olurdu, sağlık sorunları yaşardık. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.